Mikail Kalyoncu, Kocaeli Artvin Batum Havalesi Denetleri Federasyon Başkanıyım. Böylesine Kocaeli'mizin çok etkin, çok güzide bir medyasını bugün ziyaret etmekle şahsım ve yönetim kurulu adına memnuniyet verici. Bu vesileyle de bu medyamızın sahiplerini canı gönülden kutluyor, tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Bizler de tabii Kocaeli'nde böylesine bir faaliyet gösteren Kocaeli TV'mizi bugüne kadar yakinen takip ediyoruz. Zevkle de izliyoruz. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz, başarı diliyoruz. Evet, biz 2018 yılında kurulan bir federasyonuz. 2018'den bu tarafa Kocaeli'nde çok etkin faaliyetler yaptık. Pandeminin gelmesiyle de biz faaliyetlerimizi durdurmadık. Pandemi şartlarına göre çeşitli faaliyetlerimizi yaptık. Yakın bir tarihte Kocaeli fuar alanında, Intertex alanında Artvin Tanıtım Günlerini icra ettik. Ve güzel bir program yaptık. Şimdi de biz 2018'de geleneksel hale getirdiğimiz 08-08 2018 yılındaki Artvin ziyaretlerimizi bu sene de planlamaya çalışıyoruz. 2018-2019'da zaten bunun icraatını yapmıştık. 2000 ve 2001'de pandemiden dolayı malum bunu durdurduk. 2022'de bu sene bir adım daha ileri atıp Kocaeli'nde etkili olan bir dernekle birlikte kültürlerimizi buluşturmak adına yine bir Artvin programımız var. Tabii bu tanıtım günleri elbette ki bir il adına çok güzel bir durum ama benim tabii kişisel görüşüm bu tanıtım günleri daha çok yani Artvin, Rize, Trabzon, Erzurum tanıtım günleri kapsamı adı altında. Yani orada bir pazar alanı gibi yapılıyor. Benim şahsen bu tanıtım günlerinde o ilin tüm ilçelerini kapsayan, tüm kaymakamlık ve belediyeler düzeyinde o ilçelerin kültürlerini, doğasını bu Kocaeli'ye taşımak Artvin tanıtım günlerini, yani il hangi dernek, hangi il olursa olsun bu iller adına daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ancak tabii burada en önemli yaptığımız şey pandemide 2 yıldır insanlarımız, ailelerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz ekonomik anlamda piyasanın sıkıntısı, pandeminin getirdiği psikolojik tramvaylar. İşte orada yöresel sanatçılarımızın işte söylemleri, şarkıları, türküleri, horonu, kemençesi, akordiyonu, tulumuyla bir nebze olsun bir psikolojik bir tramvayı rahatlatmış oldu. Bu anlamda ben değerli buluyorum. Biz de tabii çok güçlü sesle bu programı icra ettik. Yaklaşık 12 tane sanatçılarımızla bu programı icra ettik. Katılım hava şartlarında soğuk olmasına nazaran oldukça memnuniyet vericiydi. Özellikle cumartesi, pazar, hafta sonları daha çok doluluk olayı oranı oldu. Tabii bu tanıtım günleri sadece Artvin'lere değil, tüm Kocaeli'yi kapsayan bir tanıtım programı da oldu. Sanatçılarımız eşliğinde Kocaeli'yi biz rahatlattık gibi düşünüyoruz. Halk teveccüh etti. Geldiler, bizim kültürümüzü gördüler. Yöresel ürünlerimizi, işte Artvin'den gelen tereyağları, süt ürünleri vardı. Bal vardı, özellikle Artvin balı. Biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli bir gıda sektörüdür. Güzel bir alışveriş ortamı da oldu bu vesileyle. Biz memnun kaldık. Ama umarım Kocaeli'de memnun kalmıştır.
Benim köyümde tereyağı 150 liraya satılıyor. Burada adam tereyağını 100 liraya satıyor. Tabii tereyağını alan kişi daha sonra evine götürüp kullandığında istediği tadı alamıyor. Tabii bu da aslında bizi üzen şey. Yani burada maalesef bu sektör bu anlamda biraz işlevini kaybetmiş durumda. Biz yani Karbafet olarak bundan sonra Artvin tanıtım günleri kapsamında herhangi bir organizasyon yapmama kararı aldık. Ancak tanıtımı buradan insanları Artvin'e götürerek, yani Artvin'deki kendi ata topraklarıyla buluşturarak yapmayı daha doğru buluyoruz. Bu bir Artvin'e giderek Artvin'in kendi bölgesinde insanlarımızın yani oradaki yerel bazda alışverişini sağlıyor. Hem de Artvin'in çeşitli bölgelerini gezerek Artvin'i görmüş oluyor. Mesela Kandıra Beylerbeyi köyü var. O köydeki dedemiz bizim Borçka'nın Güreşen köyünden gelmiş örneğin. Biz o Kandıra'dan gelen o insanları Güreşen köyüne götürdük. Orada Güreşen köyünde onlar akrabalarla tanışmış oldular. Ve birkaç ay sonra tabii internet ortamı, insanlar birbirleriyle tanışıp işte hayırlı bayramlar, hayırlı kandiller, hayırlı cumalar, benim kızım var, senin oğlum var diyerek oradan Kandıra Beylerbeyi'ne bir gelin geldi örneğin. Bu da akrabalık ilişkilerini daha çok güçlendirmiş oldu. Bu anlamda Artvin tanıtım günlerini biz bu kapsam çerçevesinde bundan sonraki planlarımızı bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu Kocaeli'ndeki tanıtım programlarını biz belli bir süre içerisinde askıya almayı düşünüyoruz. Kocaeli TV'nin Kocaeli'ndeki katma değerini biliyoruz. Gerçekten bağımsız haber, tarafsız haber konusunda güçlü ekibiyle bir hakikaten katma değer sağlıyor. Biz Kocaeli TV çalışanlarına, Kocaeli TV'nin başta Turgay Bey, Ahmet Bey, Bugün Gazetesi olmak üzere hepsine başarılar diliyor. Karbafet Yönetim Kurulu adına da teşekkür ediyoruz.